Abi, Arif Efendi'nin parasını ayır, onun parasını gazinoda çatır çatır yiyeceğim. Hava gelsin. Poseidon kutla bizi. Yanlıştır lan, yanlıştır, yanlıştır. Oh. Ah. Jericho'nun yanındaki dağa çıktım. Bir 500 metre tırmanmışım. 500-600 metre. Burası Jericho meydanı. Geçen gün şu heykelin oraya çıkmıştım. Bugün de bu dağa tırmanayım dedim. Gün batımını buradan izlemeye düşünüyordum ama bu yol dağın arkası arka yüzüne çıkmadı. Buraya geldi. Marion'un yanına geldik ama burada güzelmiş tabii. Öyle. Jericho'da hostel bulduk bir tane. Serhat'la çalışıyoruz. Herhalde bir iki ay burada dinleneceğiz gibi. Sahipleri de iyi de anlaşıyoruz. İş de var. Zaman da geçiyor. Cuma günü Medellin'e gideceğiz. Bakalım Medellin'e. Bakalım Medellin'i göreceğiz biraz. Olmaz. Hafta sonunda Medellin'e gideceğiz. Jericho böyle arkadaş. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aslında şelale de vardı da şelaleyi kaçırdık herhalde. Neyse şelaleyi de vururuz ya. Öyle. Neyse. Geçen gün Yıldırımlı Şimşekli video çekiyordum hostelde. Akşam gündüz bir anda yağmur vardı. İşte o yağmurun sonuçları bu. Kocaman kocaman ağaçlar devrilmiş. Bayağı fırtına aldı götürdü yani. Baksana. Yeni devrilmiş zaten. Yolu da kapatmış. Demin aşağıdan geçtim. Şimdi yukarıdan geçeyim. Bu ne boku lan? Buradan birisi yukarıdan gitmiş. Bakalım. Ay. Evet şu an ağacın kökündeyim. Bayağı kökü kırmış hepsi. Ağaç da böyle boydan yatmış arkadaşlar. Buradan yol var gibi ama bakalım. Spor ayakkabıyla geldim. Ayağım kayıyor. Buranın da eğimi bayağı var. Burada. Dikkatli bir şekilde kafanıza taş düşmez. Bu sağlam mı? Doğanlı bir şey yakalıyor hocam. Ondan elimizde kalmasını istemeyiz. Değil mi? Özellikle kafamıza taş düşmesini. Taş düştükten sonra bayılma gibi şeyler olabilir. Böyle şeylere gerek yok. Özellikle tek başımayken böyle riskler almamak lazım. Hocam siz de yani. Sağlam mı? Aman. Değil mi? Tuttuğum karalıyor ya. Ya ben buradan geçmiştim. Burada daha kolaymış. Şuradan geçseydim ağacı dolaştı arkadaşlar. Kafamı temizleyeyim, içi kum oldu. Evet, zirveye ulaştım ama bayağı ağaçlar var. Bulunduğum yer 2500, 2600, 700 falan herhalde. Jericho 2000, tuta aşağısı da kaç lan orası? 500 falan. Vadi var ya geçiyor orası. Nehir. Zor bir çıkışı var. Jericho'da güneş battı, daha burada güneş var. Daha kaç bilmiyorum. Şurada teleferik de var. İsteyen teleferikle iniyor çıkıyor. Ta karşıda bir tane daha köy var. Böyle tepelere kuruluyor hep. Medellin'de böyle 2000'de. O gözüküyor mu bilmiyorum da ta karşı dağda evler gözüküyor. Bayağı çok. Bundan teleferik aşağı iniyor ama ben herhalde koşarak ineceğim gene. Şöyle biraz daha yürüyeyim bakalım. Gel hocam şurayı da bir dolaşaydık ya. Oğlum ne güzel daha güneşin batmasına var. He? Şarjım bitti. Dur şu aşağıya da bakıp geleyim mi? Tamam. O yoldan dümdüz devam edince bankla var. Orada otur geliyorum. Zirveye tırmandık gene. O zirvedeki sıklık ormanlığa girdim. Bu turuncu kafalı kuş var. Onu arıyorum aslında da. Sesini kaydet. O kafası şöyle gidiyor. Gözleri burada. Bir burada turuncu. Siyah. Giriyorum da. Kahve bahçesine geldik.
Bunlar gördüğünüz gibi kahve ağaçları, dik yamaçlarda kurulmuş. Genelde 1500-2000 rakımlarda iyi arıma yakalayabiliyorlarmış. Onlar dik yamaçlara kuruluyor böyle kahve ağaçları. 600 kilodan 600 kilo şöyle kaç. Yani taze kahve tohum şeyinden, meyvesinden 60 kilo kuru kahve, yani kurumuş halde kahve elde ediliyormuş. Bayağı bir işçiliği var yani, kolay bir iş değil. Bu tepelerde çalışmak da zor yani, biz zor yürüyoruz. Şimdi şelaleye gidiyoruz. Şu meyve ağacıydı değil mi lan? Ne meyvesi diyordu şuna? Aa, kivi değil mi la bu? Lulu. Lulu. Evet, çekleri seviyorum. Şelaleye yaklaştık. Kahve ağaçları arasında. Bunlar kırmızılaşıyor. Şu an tatlı mesela. Şu içteki kahve çekirdeği. Böyle. Şeyini biliyor yani. Kabuğunu yemezsen tatlı. Poverty, Colombia. Some of the beans grow yellow. Ah, so yeah. That variety is called Colombia. Ah, yellow one. There is another one that is called 2000. Şu turuncu olanlar. Another one that is called Castillo. Colombia arabikmiş. Arabik. And can you really taste the difference in all of them? Well, not me. No. Not experts, so totally they can, yeah. He said, oh, I like more Caturro, like I like more Castillo. And you're like, wow, well, I just don't know anything about it. So I work for her. Evet, şişman heykellerin bulunduğu Boleta. Bilhassa de Boleta Parkı. Oğlum her şey hep şişman göt var. Bak at götü. Hocam bu tarafta parkın şeyi. Sola. Evet, öyle geziyoruz. Bakalım. Medellin'deyiz. Dün dolaştık bayağı. Gezdik. Çok ama çok güzel oldu Aylin. Çok güzel anlaşıldı. Çok güzel detaylar verdiniz. O kadar. İnsanlar çok Medellin'in ne kadar güzel olduğunu direkt şapkadanak anladı. Ben bir şey dememeye gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Söyle bir şey söylememe gerek yok. Ama işte bir şey de göstermiyor sorun orada. Her şey ortada. Genelde bizim dil anlamıyorlar, böyle ablalar, abiler böyle faltaşa gibi açılıyor. Bizim dili dönünce. Bunlar ne konuşuyor acaba? Hangi dili konuşuyor diye böyle. Ama sorduğumuzda nasıl anlıyorsunuz diye böyle ying yong yang falan diye diyorlar yani. Biraz Japonca, Korece'ye benzetiyorlar. Biz çok kesiyoruz kelimeleri. Hep sessiz de bitiyor. Aynen, ondan sıkıntı. Ha, hiç böyle çok acayip geliyor yani. Tabi İspanyolca, Fransızca, çok İngilizce, İngilizce gibi değil. İngilizce gibi değil. Bak bu evler güzel ha. Ama bu ara sokaklardan gezmek tabi yürek ister arkadaşlar. La Paz'ın aynısı olur. Böyle teleferin üstünden gitmesiyle olmaz tabi. Önemli olan işlerine girip bir şey aktarabilmek. Ben bunları yapmıyorum size. Burada bunlar bir şey aktaramıyorsun böyle, genelde. Genelde alıyorlar bunları. O yüzden böyle bir şey aktarmak isteyen arkadaşın elinden bunu geliyorlar. Aktarılacak şeyleri alıyorlar. Kamera olur, GoPro olur. Para olur, yolluyorlar böyle. Bizi pek bulaşmıyorlar, sakallı makallı böyle. Gözlerine kestiremiyorlar, bunlar Kolombiyalı mıdır, nedir, ne yaptır diye. Garip garip diller konuşuyor zaten. Aynen. Bunlar aman akutu, bunlar ajan mıdır diye soru sanıyorsunuzlar. Ondan tereddütle geçiyor adamların. Ne yapsak, bunlarla da mı sıkıştırsak yoksa? Tabii bu sizin tabiniz, belki de hiç sıklanmıyorlar. Tabii öyle de bir şey var. Ama genel olarak başımıza pek bir şey gelmiyor. Dedi ve öldü. Ne kadar arkadaşlar, girilmeyecek sokak varsa giriyoruz. Sizin için keşfediyoruz. Burada rüzgar çıktı arkadaşlar. Burada yükseklik 2500 dolaylarında sanırsın. Neyse, kapatıyorum. Evet, Medellin'deyiz. Ortalık karıştı şeyciler. 1-2-3 2 Kolombiyalı, 4 Türk, 1 İtalyan, ortalık karıştı. Evet, ortam böyle gençler. Bar önünde bira içiyorsunuz, vodka açtırıyorsunuz. Normal marketten aldığınız fiyata böyle buzda getiriyorlar. Merhaba.
Stay local. Berat Medeci'nin de gitti partiye ama parti Jericho'ya geldi. Evet, uçurtma festivalindeyiz. Tahmin ettiğimden daha az gün geçiyor. Akşam büyük parti varmış plazada. Bakalım ona katılacağız. Bu 5 kilometre Jericho'nun etrafındaki bütün çocuklar gelmiş. Herkese suluk dağıtmışlar. Genelde 18 yaş altı çocuklar gibi. Ama fena patlıyorlar, takdir ediyorum. Vallahi Jericho'nun köyü bile gençler ateş ediyor. Takdir edilesi. Serhat gör bunları oğlum. Jericho gençlik patlıyor.